Evet, şu anda gelinen noktada özellikle aşıların ciddi bir katkısı olacak hastalığın önlenmesinde. Şöyle ki preklinik aşamada şu anda 88 aşı var. Yine klinik aşamaya girmiş 48 tane aşıdan bahsediliyor ve şu anda da faz 3 çalışmalarında olan 17 tane aşı var. Biliyorsunuz öncelikle işte hayvan çalışmaları, sonra faz çalışmaları ve daha sonra onay aşamasında bu aşılardan bahsediliyor. Tabii bu aşıların geliştirme süreci bir zaman alıyor. En az birkaç yıllık bir süreç var. Tabii burada aşıların muhtemelen büyük bir kısmı birden fazla doz olarak uygulanacak. Ve bu aşıların etkinliği de en az 1 ya da 2 yıl süreyle etkinliği konusunda bir hastalardan alınan örneklerle kandaki antikor düzeyleri tanımlanması gerekiyor. Peki bu aşılar kimlere yapılacak? Öncelikle 65 yaş üzerindeki bireyler, sağlık personeli mutlaka. Yine bir hastalık nedeniyle, herhangi bir kronik hastalığı nedeniyle risk altındaki bireyler ya da hastalığı ciddi ağır geçirmesi bekleyen bireylerle birlikte, bir de bu aşıların özellikle bu önemli sanayi dallarında çalışan bireylere, yani kesintisiz olarak üretimin devam etmesi gereken sahalarda çalışan kişilerin bu aşıları yapılması öneriliyor. Değişik virüsler kullanılarak bu aşı çalışmaları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işte Almanya, Çin ya da başka ülkelerde de sürdürülüyor. Bu Covid aşısı önemli. Tabii bu yeri gelmişken biz de bir grip aşılarında özellikle riskli bireylerde, 65 yaşın üzerindeki kronik hasta olan bireylerde aslında 6 aylıktan itibaren herkese yapılması gerekiyor ama kısıtlı bir şekilde aşı bulunduğu için daha çok risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek bu aylarda, yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında mutlaka gerçekleştirmesi gerekir. Bu da önemli çünkü bu yıl aşının kapsamındaki 4 virüsün 3 tanesi yeni, bir tanesi geçen yıla ait. Bu nedenle korumayı sağlaması için bu aşıların risk altındaki öncelikli bireylerin herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup bu aşıları yaptırmasında yarar var. Teşekkür ederim. Çalışma gerçekleştiren 88 aşı var. 48 aşı da insanlardaki çalışmalar devam etmekte. 11 aşı için fazı 3 aşaması dediğimiz artık binlerce kişide uzun süreli etkinlik ve yan etkileri gözlemlemek açısından çalışmalar sürdürülüyor. 6 aşı da şu anda erken ve kısıtlı kullanmak üzere onay almış durumda. Henüz tam bir onay almış olan aşı söz konusu değil. Büyük olasılıkla önümüzdeki yıl bu aşıların onayı gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Bugün itibariyle dünyada 42 milyon 966 bin tanımlanmış vaka ve maalesef 1 milyon 152 bin ölüm Dünya Sağlık Örgütü verilerinde gözleniyor. Ve yeni de 435 bin vaka tanımlanmış tarihi itibariyle.